Bravo Deniz. Bilmiyorum doğru mu? Nil Burak telefonda efendim. Merhaba. Nil Burak siz misiniz? Evet efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz her zaman böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Acaba başkaları mı sanatçılarımız adına ararlar, yoksa onlar gerçekten baş tacı ettiğimiz sanatçılarımız mıdır bizi arayanlar gibilerden? Evet, ama ben gerçek Nil Buram. Merhaba. Anladım sesinizden. Stüdyodaki arkadaşlarıma da merhaba diyorum. Sesinizden anladım efendim. Evet. Televizyonumu maalesef çok geç açtım. Sizden söz ettik. Şu anda daha doğrusu Deniz sizden söz etti. Şu anda Kıbrıs'ta olduğum için. Evet. Deniz sizden çok güzel söz etti. Hayır. Önce çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım aradılar ve bana söylediler. Yalnız ben bir yanlışı düzeltmek üzere bu size bağlanmak istedim. Sen de başını alıp gitmenin sözleri sevgili Cem Karaca'nın, ama bestesi bana aittir. Bunu sevgili Deniz Seki ve tüm arkadaşlarım bunu çok iyi biliyorlar. Öyle mi? Sesim maalesef yankılı geliyor ve sizi çok geç duyduğum için duyuyoruz. Böyle kesik kesik konuşuyorum. Olsun. Çok güzel bir beste, kutluyoruz. Şimdi sevgili Ali Rıza, bana telefon edip benden izin istemişti. Cem Karaca adına bu şarkıyı yapabilmek için. Ben de Cem Karaca eğer şarkımı okursa tabii ki okuyabilir demiştim. Ama bir başka sanatçının okumasına izin vermemiştim. Bunu Deniz Seki'ye de sahnede söyledim. Bunu tartıştık, konuştuk. Kendisi şu anda karşımda. Sanırım bunu kendisi de söyleyecektir. Çok arada kaldım. Ama ne yazık ki aranjörümün ismini vererek bestesi önce Cahit Belkaya, daha sonra Uğur Dikmen'e ait olduğu söylendi. Ben bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Her şekilde bütün kayıtları elimdedir. Rahmetli Cem Karaca ölmeden önce birlikte avukata ve notere gidip bunu sadece ikimizin okuyabileceğine dair elimde de bütün yazılı kağıtlarım vardır. Peki. 1990 yılında biz bu şarkıyı yaptık ve 1990 yılında da bütün TRT kayıtlarında bestesinin bana ait olduğu orada da vardır. Sayın Nil Burak, bizim bu programdaki amacımız sanıyorum ki hem sizin tarafınızdan, ya tabii bütün programa şahit olmadınız ama herhalde anlaşılıyordur. Biz her şeyden önce Cem Karaca'yı güzel bir şekilde anmak istiyoruz. Tek amacımız bu. Ve onun yaşamı... Sevgili Okan, ben... Ben bir de bitireyim mi şunu? Yani şunu söylemek istiyorum. Karşısında değilim. Hayır, onun yaşamı boyunca olan, ondan sonra olan şeyler. Yani aslında bu programa tartışılacak hiçbir şeyi getirmedik. Yani özellikle bundan imtina ettik. Hatta son dönemde basında yer alan Cem abiyle ilgili tartışmalar... Hakikaten naaşını rahatsız etmeye kadar giden tartışmalar da onlar beni gerçekten çok üzmüştür. Hiç bakın, dikkat ederseniz belki o izleyen arkadaşlarım size söylemişlerdir. Bunları hiç konu etmiyoruz. Ayrıca da bu benim ilk defa sizden öğrendiğim bir şey. Ben burada bir yetkili durumda değilim. Sadece bu programın yapımcısı ve sunucusuyum. Ayrıca da bir konuğumuzun, yani konuyla ilgili Deniz de burada herhalde benim bu konuyla ilgili taraf oluyor. Bildiğim bir şeyler var. Fakat ben çok arada kaldım. Ama bunu tartışmak istemiyoruz zaten. Zaten. Siz acaba onun okuduğu, söylediği şekliyle de, madem sizin besteniz, keyif aldınız mı efendim? Ben de size onu sorayım samimi olarak.
Ben ne yazık ki Deniz'den dinlemedim. Eminim Deniz çok güzel okumuştur. Ayrıca Deniz'i çok sevdiğimi kendisine biliyorum. Biz bu hassasiyetiniz onu nedeniyle çok takdir ediyorum. Biz bu hassasiyetiniz nedeniyle sizi kutluyoruz. Nil Burak, siz bizim için bu ülkemizin yetiştirdiği çok önemli bir sanatçısınız. Biz çok geniş bir Cem Karaca gecesi çok organize etmedik. Çok teşekkür ederim sevgili bay. Sadece bu albümü tanıtmak için bir program yapıyoruz. Ama sizi bu hassasiyetiniz nedeniyle de kutluyoruz. Burada bütün stüdyo seyircilerimizle beraber sizi alkışlıyoruz Sayın Nil Burak. Şimdi eğer bana izin verirseniz Sayın Nil Burak, izin verirseniz ben bu tartışmayı ben bu geceden özür dilerim, çıkarmak bir tek ve şey söylemek istiyorum. Sizi her zaman çok zevkle ve çok keyifle izlemişimdir. Yaptığınız tüm programlar gerçekten herkes tarafından takdire şayandır. Ben şunu söylemek istiyorum. Sadece üzüldüğüm tek nokta, tabii ki Cem Karaca'yı anarken bu güzel bestemizi, çünkü 600 bin kasetim satmıştır. Hiç olmazsa bestecisinin ben olduğumu söylemeleri benim için yeterliydi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Önemli olan şu Nilcim diyorum benim, çünkü bizim yakın bir arkadaşlığımız var. Ve ben bunu çok utana sıkıla söylüyorum bir şarkı yazarı olarak. Ne yazık ki bir takım prosedürler bunun böyle olmasını gerektirmiş. Ama ne olursa olsun sen bu şarkıyı herkese sevdirdin. En önemli olan şey de buydu. Ben de senin öğrettiğin, senin sevdirdiğin bu şarkıyı belki de kendi sesimle, kendi yorumla naçizane yeni nesle söyledim. Gel boş ver bu böyle bilinsin gitsin. Senin sesinden sevildi bu canım şarkı. Canım Deniz'im. Seni dinlemek. Yani seni aradaki dinlemek karışıklıklar ama konu o bir takım bürokratik şeyleri gerektiriyordu. Ama sen bunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum ama ben çok arada kaldım. Çok arada kaldım yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Evet. Neyse Deniz'im önemli Burak, değil. Bunu, şimdi, bu gecede zaten bunu tartışmak istemiyorum. Evet ama zaten siz böyle bir bilgiyle geldiniz zaten. Biz size saygı duyuyoruz. Sizin hassasiyetinizden dolayı ayrıca da kutluyoruz. Ayrıca hakikaten ben bu şarkıyı Deniz'in de arada kaldığını görüyoruz. Bana izin verir misin? Tabii. Deniz'in de arada kaldığını görüyoruz. O da sadece bu projeye Cem Karaca olduğu için girdi. Hepimiz söz konusu olan Cem Karaca olduğu için bu gece bu toplantımızda onu baş tacı etmeye çalışıyoruz. Hassasiyetiniz için kutluyorum. Onu daha sizi da çok baş tacı etmek istiyoruz. Nilcim bu şarkıyı sizi çok ben iyi anlıyorum ve inanın peki Nil Burak. Efendim. Sizi davet ediyorum. Programa gelir misiniz bir sonraki hafta? Keşke bu gece sen de olsaydın. Çünkü bütün beraber ben zaten önümüzdeki hafta şu anda Kıbrıs'tayım. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim ve zevkle sizin programınıza geleceğim. Peki efendim. Nil Burak sizi davet ediyoruz. Bu daha rahat konuşalım. Daha alkışlıyoruz Nil Burak. Güle güle. Teşekkür ederiz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle konularda çok çok hassasım. Hayır Deniz çok iyiydin. Tamam gayet güzel. Yani hayır, biz de bu ben başka geceyi bir şey söylemek istiyorum. Hı. Ben bu şarkıyı Nil Burak'ın sesinden öğrendim. Yani, evet hepimiz öyle oldu. O yüzden söylenecek başka da bir şey yok. Yani aradaki karışıklıklar. Evet ama gayet güzel. Nil Burak da büyük hassasiyet gösterdi. Çünkü biz Evet ben yani böyle bir telefonun geleceğini tabii ben de albümün üzerinde ne yazıyorsa onu okuyorum dolayısıyla. Hatta Emrah'la bir araya geldiğimizde de Emrah'a da söz verdik. Yani burada seyircilerimizle beraber herhangi bir tartışmanın içine girmeyeceğiz. Ne telefonla öyle bir şey. Nil Burak'tan böyle bir telefonu beklemiyordum açıkçası. Ben bekliyordum. Bekliyordun. Keşke çünkü bana da söyleseydin. Ben de ona göre hazırladım. Ama seni göremedim ki yani. Evet beni göremedim koşa doğal. Koşa koşa programa geldim. Mesanda Nil Burak'ın üzerine mi bu?
Mesamda böyle kayıtlı değil. Peki ama biz Nilbura'ya saygı duyuyoruz. Mesama nasıl gitti onu da bilmiyoruz tabii bu arada. Biz Nilbura'ya saygı duyuyoruz. Neler kimlerin üstüne kayıtlı da kayıtlı olan şeyler yani. Kimlerin. Peki o zaman eğer bize kızıp bizi terk etmediyse buradaki bir parçayı da Sayın Ayhan Yener'den dinleyelim mi acaba? Hanımlar beyler alkışlıyoruz Ayhan Yener. Hoş geldiniz. Ben birdenbire çağırdım tabii ki. Mikrofonu verebilir miyiz acaba? Ben yerini hayır, yerini vermiyorsun. Nasıl yerini veriyorsun ayol? Ben vereyim, lavaboya gittim. Gözlerin İstanbul
şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünü de sanki bir gibi. İnsanlar gülüyor be, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle. Bravo, tebrik ediyoruz. Yani bu bir de o tarzı yaşatmak gibi bir şey ya. Müthiş. 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 Müthiş yani. Peki biz tabii bazı bu albümde olan bazı sanatçıları konuk edemedik bu geceki işleri nedeniyle. Bunlardan Volkan Konak var, Haluk Levent var, Süyavi var. Ben Ayhan Yener'i tabii biraz bütün bu kafa karışıklığı içerisinde biraz önce kuliste onunla İngilizce konuştum. Melisa Pay ile gelmiş gibi. Melisa Pay'nin sürekli bahsettiği sevgisi, bu yakışıklı adam olabilir mi acaba diye welcome falan diye konuya girdim. O da hiç bozmadı sağ olsun. Kendimi gayet gerizekalı gibi hissediyorum. Ayrıca da Tuğrul Arsever var. Ve yine bu albümde Cem Karaca'nın daha önce kayıtlara geçmemiş bir İngilizce parçası var onun sesinden. Deniz Seki burada, merak etmeyin. Deniz Seki son zamanlarda bir sağlık problemi yaşadı. Üstelik magazin basınında çok yanlış değerlendirilen bir sağlık problemi yaşadı. O sağlık problemiyle ilgili olarak da ara sıra stüdyodan çıkıp tekrar girmesi gerekiyor. Birazdan gelecek. Merak etmeyin yani, o telefon üzerine falan bir şey olmadı. Benim unuttuğum kimse var mı bu albümde olup da? Ha, Teoman. Teoman. Onun da yorumu müthişti gerçekten. Deniz, gelip benim yerime oturur musun yine, yoksa burada rahatsız oluyor musun? O zaman Emrah sen böyle gel. Senin yerinde oturmak istemiyorum. Kendi yerimde oturmak istiyorum. Bir de kaprisli ayol. Peki. Emrah'cığım gel sen böyle. Peki Deniz Arman telefonda. Efendim Deniz. Deniz telefonda. Efendim. O kadar iyi geceler, en keyifli mesailerimden birini yapıyorum gene. Cumartesi. Time code alarak, yani saate bakarak programı izliyorum. Acayip notlar alıyorum. Yarın kullanacağım seni. Aa, yarın haberlerde seyredecek miyiz? Elbette yani. Güzel. Elbette yani. Deniz Seki ile ilgili bir bölüm yayınlanacak mı? Ben kaçırır mıyım? Evet. Deniz Seki ile ilgili bir bölüm. Deniz Seki'nin oraya gelmesi gibi oldu. Acayip karaböcek konuşacak. Ne? O kadar, müsaade edersen çok da işgal etmeden kayda geçmesi için bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Bir kere bir, Yavuz Bingöl'ü muhtemelen 1,5 ay, 2 ay sonra bir daha konuk etmek durumunda kalacaksın. Çünkü adamın albümü dinlenince çok acayip hoşa gidiyor. Biraz daha dinlenince fena damar yapıyor. 1,5-2 ay sonra bir daha patlayacak. Bir o, Yavuz'a selamlar. Herkese selamlar. Bir acayip haber yakaladım Okan. Onu söylemek istiyorum. Kayda geçsin adına söylüyorum. Ve ben bunun üstüne gideceğim. Cem Karaca beni tanımaz. Ama benim tanıdığım Cem Karaca, sizlerin tanıdığı Cem Karaca tamirci çırağını yapmış. Kavgayı yapmış. Arhavil İsmail'in öyküsünü yapmış Cem Karaca. Emeğinin çalınmasına sanki izin vermez gibi geliyor bana. Demin ki telefon bağlantısında Okan, çok ciddi bir haber var, haber saklı. Eğer Cem Karaca'nın, Cem Karaca'yı almak için çıkartılan albümünde bir başkasının bestesi, bir başkasının bestesi olarak gösteriliyorsa, o albümü Cem Karaca adına sakın çıkarmasınlar. Çıkardılarsa geri çeksinler. Kimse onun adını versinler. En büyük ayıptır aziz ruhuna. Çünkü hayatı boyunca bütün bir sanat hayatı boyunca, bütün bir dünya duruşu boyunca buna karşı durmuş, namusun yanında durmuş bir adamın albümünde aman. Demin senin programında acayip bir haber çıktı Okan.
Peki Deniz Arman, burada bir cevap hakkı doğuyor. Lütfen ayrılma. Ali Rıza Türker şu anda kulisimizde. Tekrar alalım onu buraya konuk olarak. Alkışlayalım tekrar Ali Rıza Türker'i. Buyursunlar. Evet, şimdi tabii bu biz bu sadece bir albüm tanıtımı yaptığımız bir program, aynı zamanda hepimizin çok sevdiği, çok saygı duyduğu Cem Karaca'yı bir kere daha anma fırsatı verdi bize, ama neler söylemek istiyorsunuz? Bir cevap hakkı doğuyor. Tam yeterince biraz duyamadım. Açalım sesini. Ben Deniz Arman, tekrar etmek ister misiniz? Rica edeceğim. Duyuyorum. Duyuyorum. Ben tam duyamadım diyor. Ben bunun bir maddi hata, bir basit hata olduğunu düşünmek istiyorum. Ben Cem Karaca albümünde Deniz Arman olarak beste kime aitse, söz kime aitse ismini, onun karşısında onun ismini yazmasını istiyorum. Eğer aksi bir durum varsa o kaseti Cem Karaca adına size mahretmem. Deniz, bir şey söyleyeceğim yalnız. Şimdi bu albüm bir kere çok güzel yapılmış bir albüm. Ayrıca da biraz önce sevgili Nil Burak'la konuştuğumuz konu. Deniz çok iyi duyamıyor çocuklar. Biraz önce Nil Burak'la konuştuğumuz konu hakikaten orada Deniz Arman, bir kayıt problemi var. Bütün albüme yayılacak bir konu. Nil Burak. Aynı anda konuşuyoruz. Bütün albüme yayılacak, yani bütün albümü topyekün hedefleyecek bir konu değil. Çünkü ben de şimdi Ali Rıza Türker'i bu nedenle çağırdım. Yani buradaki şarkıların söylenmesinde, yapılmasında Cem Karaca'ya layık olmayacak bir durum yok. Ben albümü teker teker defalarca dinledim ve bu albüm için bir araya gelmiş olan sanatçılar hakikaten çok farklı ve çok güzel yorumlarla albümü oluşturmuşlar. Sanatsal olarak albümde hiçbir problem yok. Albüm bence gurur duyulacak bir albüm. Şimdi geçelim sanatçıların ürünü olmayan, yani kayıt düşme, resmi kayıt meselesine. Onu da açıklasın lütfen. Deniz Bey, bir kere Okan, şöyle müsterih olun. Okan, izin verirseniz sorunuza cevap verin. Ne olur cevabı alalım. Bir dakika. Deniz Bey, izin verirseniz sorunuza cevap verin. Benim söylediğim yanlış anlaşılmasın. Ben ne Teoman'a, ne Deniz Seki'ye, ne diğer sanatçı dostlarımızın hiç emeğine ve muhtemelen para da almadıkları Cem Karaca albümüne bir laf etmiyorum. Ben Cem Karaca kartonetinde A isminin B ismine yazılmasına itiraz ediyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok Deniz Bey. Deniz Bey, kesinlikle böyle bir şey yok. İzin verirseniz birinci soru. Deniz Arman, ne olur cevabı da alalım, haber tam olsun. Deniz Bey çok hassas bir durum. İzin verirseniz sizin sorunuza cevap vereyim ben. Bu kartonette, bu albümün kapağında kesinlikle ve kesinlikle söz ve beste imzalarında bir yanlışlık yoktur. Neden yoktur? Bu muvafakatnameler alınmadan, yeterli yani, prosedür yapılmadan bu albümün piyasaya sunulması mümkün değil. İzin verirseniz cevaplarımı tamamlayayım. Deniz Arman, ne olur cevabı alalım, sonra gitmiyoruz bir yere. Bir kere hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Peki, yalnız bir prodüktör olarak benim böyle bir hata yapmam mümkün değil. Zaten müzik ortamında örgütçülük yapan bir insanım ben. Böyle bir hatayı yapmam mümkün değil. Mesama kayıtlı olan besteci Uğur Dikmen'dir. Biz Uğur Dikmen'le sözleşmemizi yaptık. Muvafakatnamemizi aldık. Bu albüm öyle piyasaya çıktı. Bu tür bir prosedür hatası yapmamız mümkün değil. Siz albüm kapağındaki isimler nedeniyle müsterih olabilirsiniz. Deniz Arman, ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi geçmişe baktığımızda, yani buradaki tabii böyle bir konuya giremem. Ama o bestenin Nil Burak'la Uğur Dikmen arasında olan bir durumu var. Eğer istiyorsan bu da haber. Ama neden? Evet. Çünkü onlar bir dönem sevgililermiş. Ben söylemiyorum. Deniz Seki söylüyor. Yani olay şimdi, başka. O zaman arkadaşlar. Bazen bazı
bazı hayatlardan çıkan bazı şarkıların bazen kime ait olduğu belli olmaz. Zaten şarkılar üretildikten sonra onlar herkese ait oluyor. Türk müziği, özellikle Türk halk müziği anonim türkülerle dolu. Biz bu gece Cem Karaca'nın bir anonim olduğunu düşünmek istiyoruz. Bu programda kimseyi, yani ben bir haberci olarak da saygı duyuyorum. Ne olur haberlerde işle. Ama bu gece buradaki konuklarımızı hiçbir şekilde üzmek istemiyoruz. Cem Karaca bir anonimdir. Cem Karaca hepimizindir. Hayır. Okan, eğer öyle hissettiysem Okan öyle hissettiysem biliyorum istemedi. Gerçekten çok özür dilerim. Biliyorum. Hayır, özür dileme. Biliyorum öyle hissettirmek istemediğini. Ama ben demin Nil Burak'ı dinlerken inan yüreğimden bir şeyler koptu. Çünkü bak Okan, burada parasal bir şey söz konusu. Deniz Bey, bir şey Nil söyleyebilir miyim? Nil Burak'ın durumunu bilmiyoruz. Bir şey Burak, söyleyebilir belki miyim? Belki Deniz Bey, kirasını ödeyecektim. Siz, hanımefendiye... Pardon, bir şey söyleyebilir miyim ben? Böyle bir durum söz konusu ve kadın noterden bunu almış. Deniz Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Burası mahkeme değil ve bizler efendim? Cem Karaca'nın gerçekten Türk pop müziğine çok büyük bir değer kazandırdığına inandırdığımız ve onun ekol olduğuna inandığımız ve onun arkasından giden çocukları olduğumuz için bu albüme imzamızı attık nacizane. Nil Burak'ın hassasiyetini çok çok iyi anlıyorum. Nil Burak'ı çok seviyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Nil Burak ve Uğur Dikmen'in geçmişte yaşamış olduğu bir aşk hikayesi belki de şu anda bizim bunları konuşmamıza sebebiyet vermiştir. O yüzden konu çok derindir. Gelin biz bunu televizyon makinesinde değil başka bir zaman konuşalım. Çünkü doğrusu budur bence. Ve ben biraz önce 5 dakika içeriye gittiğimde Deniz Bey, biliyorum konuşmayı bana. Çok seviyorsunuz ama bir saniye. Ben içeriye 5 dakikalığına buradan ayrılıp içeriye gittiğimde şunu yaptım. Nil Burak'a ulaşmaya çalıştım. Bir kadın hassasiyetiyle, bir sanatçı ve bir şarkı yazarı hassasiyetiyle ona telefondan ulaşmaya çalıştım. Bir dakika. Bir şey yapmıyorum. Ama ulaşamadım. Deniz, sana bir tane haber verelim mi buradan? Buna benzer bir şey anlatmak lütfen istiyorum. Şimdi bu Deniz belki izin vermeyebilir, belki izin verir. Deniz'in albümünde... Hayır, Deniz'le ilgili şimdi anlatacağım. Ya Deniz, bir dakikanı rica edeceğim. Bir başka haber veriyorum sana eğer istiyorsan. Deniz'in albümünde bir şarkı var. Bırakma beni. Bırakma beni diye. Deniz'in albümündeki Bırakma Beni isimli şarkı Deniz'le bana ait. Ama... Doğru. Bu albümde, doğru, yani bu albümde söz ve müzik Deniz Seki olarak geçiyor. Deniz bana telefon açıp dedi ki bu albüme senin ismini yazmak istiyorum. Bu parçanın adına. Fakat magazin basının bunu kullanmasını istemediğimiz için. İstemediğimiz için. İstemediğimiz için. biz bunu... Bunu Deniz Seki olarak, ama ben sonradan kalkıp da sanki bu yolun yolcusuymuş, müzisyen olacakmışım gibi bir iddiada bulunmayacağım. Ama ileride başımıza gelir diye bunu bir kayıt olarak düşüyoruz. Deniz Arman'a bayılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tartışmayı bu şarkıyla kapatıyoruz. Çünkü onu Tuncer de çalmayı biliyor. Ne uyanık. Kim ne uyanık? Sana şarkı söyletmek için uyanıklık yapacak halim yok. Programın konuğusun. Hangi şarkıyı istersem söyletirim. Allah Allah. Ben hangi şarkıyı istersem söylerim. Öyle bir şey olabilir mi? Canım hangi şarkıyı Deniz söylemek Arman, istersem söylerim. Deniz Arman, seni çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuçta bu şarkı benim. Mimino. Deniz Arman, bir şey daha söylemek istiyorum. Siz nereden biliyorsunuz? Deniz Arman orada mı hala? Deniz Arman. Ben Tuncer'in yanına gitmek istiyorum. Peki, bir Kızılderili filminde vardı. Bir kadın ve erkeğin kavgası. Bir Amerikan filmiydi. Neyse, Kızılderili filmini bitireyim. Kızılderili adam diyor ki, ilk lafı ben söylerim, ben erkeğim.
Bunun üzerine kadın diyor ki, öyleyse son lafı da ben söylerim, ben de kadınım diyor. İşte ben de onu yaptım. Aferin sana.